TSK tarafından şehitlik verildi. Görevdeyken daha önce belli olmayan bir hastalıktan vefat oldu. TSK tarafından verilen şehitlik Allah katında nasıldır? Allah katında dinen şehit midir? Önce şehitliği doğru anlamak gerekir. Şehitlik sadece Allah yolunda öldürülmek değildir. Allah yolunda öldürenlere ölü demeyin dedi. Onlar diridir. Allah katında rızıklanırlar. Allah şehit kelimesini kullanmadı. Allah yolunda öldürenler dedi. Şehit Allah'ın ismidir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Şehit olan Allah'tır. Şehit, şahit. Her şeyin şahidi Allah'tır. Allah şahittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır buyurdu ayet-i kerimede. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz için şehit dedi Allah. Allah seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. Şahit. Şehit demek, şahit demektir. Bu bütün kullar için böyledir. Kim Allah yolundayken ölürse o şehittir. Allah onu şahit kılar. Ama dünyada onun şahit olması lazım ki, şahit kılması lazım ki şehit olsun. Şahit olsun. Neden ona şehit deniyor? Son nefeste Allah'ın cemalini müşahededen dolayıdır bu. Allah son nefeste evet, ölenlere ya cenneti gösterir ya cehennemi gösterir. Gideceğin yer cennetse eğer gideceği yer ona müjde vardır. Cennetten, cennetliklerden, Allah'tan müjde vardır. Cennet müjdesi vardır. Eğer cehennemlikse ona kaynar sudan ziyafet vardır. Cehennemle müjdeleniyor. Ama Allah'a yakın olanlardan biri ise, mukarrabundan biri ise ona ruhu reyhan vardır. Ruha ait nimet vardır. Ruhun tecellisi vardır. Allah'ın ruha perdeyi açıp cemalini müşahede ettirmesi vardır ki onun için ona şehit deniyor. Şehit. Kimdir şehit? Hayatı yaşarken, hayatı imanına şahitlik yapıyorsa, kulluğuna, abdlığına, aşıklığına şahit yapıyorsa, kendisi buna şahit, başkası ona baktığında o şahitse, kul hayatı yaşarken Allah'a şahitlik yapıyorsa, Resulüne şahitlik yapıyorsa, şehadet ediyorsa, her anda muameleyi yapanın Allah olduğunu görüyor ve biliyorsa, bunu tadıyor, bunu yaşıyorsa, o da Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapıyorsa, hem o kendisi şahit olmuş, hem de ona şahit olunmuş. Dolayısıyla son nefeste de, evet, öbür tarafa giderken, o şehit olarak, şahit olarak ölür. Hangi halde ölürse ölsün, hangi hastalıktan ölürse ölsün, o fark etmiyor. Allah yolundaysa, Allah yolunda yürüyor ve hayatı imanına, kulluğuna, abdiyetine, Müslümanlığına eğer şehadet ediyor, şahit oluyorsa o şehittir. Şehit budur. Başkası bunun kararını veremez. Evet, bunun kararı Allah'a aittir. Bütün müminlerin aslında şehit olmak için, şahit olmak için çaba gayretleri olmalıdır. Çabasını, gayretini sarf etmeleri lazım. Eğer çaba gayret gösterirse Allah onun duasını, çabasını, gayretini kabul eder ve bunu ihsan eder. Hangi halde ister yatağında ölsün, ister başka türlü ölsün, şehit olmuş olur. Allah yolunda bir hayat yaşıyorsa. Evet. İnşallah kardeşimizin söylediği gibi eşi de şehittir inşallah.